Atilla Güney, ben ihraç akademisyenim. 2016 yılında Barış Akademisyeni olarak Barış Metnine bu suça ortak olmayacağız metnine imza attığım için üniversiteden ihraç edildim. 8 yılda yaklaşık 8 yıla yakın bir süredir ihracım. Şiddet aslında genel bir şiddet tanımı yapmak çok kolay değil. Hani genel olarak bir şiddet ya da genelleştirilmiş bir şiddet tanımı yapmak çok kolay değil. Biz genellikle hani gündelik yaşamın içerisinde şiddetten bahsederken herhangi bir canlının, bir uzvunun tahribata uğratılması, yok edilmesi ya da bedensel bütünlüğüne zarar verilmesi gibi fiziksel şiddeti anlarız çoğunlukla. Fakat bunun dışında toplumsal yaşamın içerisinde, gündelik hayatın içerisinde çok farklı şiddet biçimleri vardır. Şiddetin envai çeşidi var toplumsal yaşamın içerisinde. Örneğin simgesel şiddetten bahsedebiliriz. Simgesel şiddet dediğimiz şey işte dilde yansımasını bulur aslında. İşte konuşma tarzımız, birbirimize hitabet biçimimiz şiddet doğurabilir. Kültürel şiddetten bahsedebiliriz. İşte devletin kutsiyeti, bunun sorgulanamazlığı, bunu sorgulamaya kalktığınızda uğrayacağınız muamele, devleti kutsal görenler tarafından uğrayacağınız ya da onlardan göreceğiniz tepki, hakeza dinin kutsallığı, tartışılamazlığı meselesi yine bir şiddet doğurabilir. Özellikle o inanca mensup olmayanlar ya da hiçbir inanca mensup olmayanlar ya da Tanrı tanımazlara karşı uygulanan şiddet bir tür kültürel şiddettir aslına bakarsanız. Bunun dışında ailenin kutsallığı, o feodal değerlerin kutsallığı, bunu sorgulamaya kalktığınızda yine bir şiddetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bütün iktidar ilişkileri aslında şiddet içerirler. Yani şiddetsiz bir iktidar mümkün değildir. Bu biraz önce bahsettiğim şiddet tanımlarından herhangi birini kullanarak yapılabilir. İktidar hukuku kullanır, şiddet uygular. Sembolik mekanizmaları kullanır, kültürel mekanizmaları kullanır, şey uygular, şiddet uygular. Devlet sınırları belli bir kara parçası üzerinde en üstün emretme gücüne sahip otorite olarak tanımlanır. Bu çok korkunç bir tanımlama tabii yani. İşte bu aslında toplumsal yaşamın içerisindeki bütün iktidar ilişkilerini kapsayan bir şiddet biçimidir. Devletler aslında tarihin devletler ortaya çıktığından beri tarihsel gelişimine baktığımızda insanlığın mezbahasıdır. Katliamların meşrulaştırılarak yapılan mesela idam etme, bir insanı öldürme yetkisine sahip bunu haklılaştıran bir mekanizmadır devlet. Savaşlara çıkararak askerler, vatandaşlarını, yurttaşlarını savaşlara götürerek insanları toplu kıyımlara uğratan yine devlettir. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman, devletin işlediği katliamlara baktığımız zaman, Osmanlı'dan bugüne kadar gelen yakın tarihimize bakalım, Ermeni soykırımına bakalım, Dersim Tertellesi'ne bakalım, çok yakın zamana gelelim, Suruç'a bakalım, Gar katliamına bakalım. Aslında bunların arkasında çok ciddi devlet mekanizmaları olduğunu görürüz. Bu biçimiyle devlet aslında uyguladığı korkunç şiddeti ve vahşeti meşrulaştıran, haklı gösteren, sorgulanmasını engelleyen mekanizmaları da bir şekilde üreten bir iktidar biçimi olarak tarihte gördüğümüz iktidarların en korkunçlarındadır. Kötülük zaten hani kapitalist modernitenin doğuşundan bu yana bu kapitalizmin doğasında var olan bir şey zaten. İnsanların emeklerini satmak zorunda kalmaları, kapitalizmde emekçilerin emeklerini satmak zorunda kalmaları, hayatta kalmak için, para kazanabilmek için kendi zihinsel ve fiziksel emeklerini satmak zorunda kalmaları bir şiddet biçimidir. Bu korkunç bir şiddettir. Tarihte görülmemiş bir örnektir ve bu kapitalist modernitenin doğurduğu bir şiddet biçimidir. Aslında bir örgütsel şiddetle de karşı karşıyayız. Yani örgütlü diyelim daha doğrusu. Örgütlü bir vahşet ve örgütlü bir şiddetle de karşı karşıyayız. Şimdi muhalefetin dili, dediğiniz gibi en azından muhalefetin büyük bir kısmının dili, iktidarın diliyle örtüşmüş durumda. İktidar özellikle Suriyeliler meselesi üzerinden konuştuğumuzda çok sessiz kalıyor, dikkat ederseniz. Aslında bir şekilde muhalefetin sürekli bu göçmen ve mülteci meselesini gündeme getirerek bu toplumsal faşizminin değirmenine su taşıdığını da farkında ve işine de geliyor bu. Bu anlamıyla hani siyasal muhalefetten çok bir şey beklememek gerekiyor. İşin bir de toplumsal muhalefet kısmına baktığımız zaman ne yazık ki orada da durum çok parlak değil. Sendikalara baktığınız zaman aslında hani bu düzene, bu sisteme muhalif olması gereken demokratik sendikalara baktığınız zaman aslında
yapmaları gereken şeyi ya da sizin onlara yüklediğiniz anlamı, o demokratik, mücadeleci anlamın çok çok ötesinde kaldıklarını görüyorsunuz. 20-25 sene bir sendikanın başında kalan adamlardan bahsediyor. Bu korkunç bir şiddettir mesela. Hani şiddetin başka bir biçimidir. Yani konuştukça laf lafı açıkça geliyor insanın aklına ama bu korkunç bir şeydir. İşte Polonez işçilerine bakıyorsunuz, maden işçilerine bakıyorsunuz, Soma'daki işçilere bakıyorsunuz. Sendika arkalarında yok ve gidip bağımsız örgütlenmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bu biçimiyle de sivil toplum örgütleri dediğimiz örgütlenmeler bir an söylediğim gibi aslında bunların birçoğu da demokratik kapitalist modernitenin ürettiği örgütlenme biçimleri. Dolayısıyla bunlardan evvel emirden kurtulmak gerekiyor. Türkiye'de sendikacılık bitmiştir mesela. Bunun dışında bel bağlayacağımız daha böyle o Foucault'un tanımladığı biçimiyle kendiliğinden oluşan işte bu köylülerin maden ocaklarına karşı örgütlediği direnişler, ondan sonra LGBTİ'lerin artıların örgütlediği direniş biçimleri, kadın hareketi yani çok seçici olmak zorundayız. Mesela bu ülkede en bel bağlayacağımız toplumsal muhalefet, faşizme karşı direnen toplumsal muhalefet biçimlerinden bir tanesinin kadın özgürlük hareketi olduğunu düşünüyorum ben. Yani elimizde en güçlü mücadele aracı olarak yani yüceltmemiz gereken şeylerden bir tanesi ya da kendilerini zaten yüceltti. Bizim yüceltmemize gerek yok. Yücelttikleri şey bu. Her yerdeler işte. İşçi mücadelesine bakıyorsunuz, Polonezköy işçilerinin mücadelesine bakıyorsunuz. Ön saflarda kadın işçiler var, kadın emekçiler var. Madenlerin köylerine ya da yaşadıkları coğrafyaya maden açılmasını engellemeye baktığınız zaman yaşlı anneleri görüyorsunuz ön saflarda. Kocalarından ya da işte kardeşlerinden, oğullarından önce. Dolayısıyla umudumuz bu ötekileştirilenlerde. Toplumsal yaşamın içerisindeki ötekileştirilenlerin üreteceği özgürlük mücadelesinin benzerinin medya alanında ötekileştirilenlerin de böyle bir özgürlük mücadelesi başlatabileceğini düşünüyorum. Hem haber üretenler anlamında, haber emekçileri anlamında hem de sosyal medyayı benim gibi kişisel amaçla kullanılır açısından da biz ötekileştirilenlerin hep beraber bu genel medyatik şiddet mekanizmalarından kurtulması gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Var mı? Çok teşekkürler.